Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açılar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümde üçgenin iç açılarından bahsetmiş, üçgenin açılarından bahsetmiş. Daha doğrusu iç açılar toplamı 180, dış açılar toplamı 360 ve e, iki iç açının toplam bir dış açıdan bahsetmiş. Sonra ikizkenar üçgenin özelliğinden söylemiş. Tepe açısı buysa taban açıları birbirine eşittir demiş. Bir de eşkenar üçgende de bütün açılarımız kaçmış? 60'ar dereceymiş arkadaşlar. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Çözümlere başlayalım. Şimdi ne diyor arkadaşlar birinci soruda? Şu açılar verilmiş buna göre x kaçtır? Direkt ne diyeceğiz? Şu iki iç açın toplamı bir dış açı eşit midir? Evet yani x eksi 15 artı 70 eşittir. 120 eksi x olacağından. Eksi x öbür tarafa atınca artı x diye geçer. Yani burası 2x yaptı. Şu ikisinin toplamı x 15 ile 70'in toplamı 55 yaptı. E, artı 55 de öbür tarafa eksi 55 diye geçer. 120 eksi 55'e eşit oldu. Buradan 2x eşittir. 120'den 55 çıkartınca kaç çıkıyor arkadaşlar? 65 buçuk. 65 ise x de buradan ne çıkıyor? 32 buçuk çıkıyor galiba. Cevabımız böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da arkadaşlar şu açılar birbirine eşit verilmiş. E bu açıların eşitliğini kullanacağız. Bunlara bir aa diyelim isterseniz. E hocam şu üçgende iki iç açın toplam bir dış açı değil mi? Başka yapacak bir şey yok. İki açı yan yana. Hocam burası a artı x artı 15'tir. Aynı zamanda şu üçgende de iki iç açının toplamı bir dış açıdır. Burası da aynı zamanda a artı 2x eksi 25'e eşit değil midir arkadaşlar? Çünkü bu açıda, bu açının toplamı da burasıdır. Dolayısıyla her ikisi de aynı açıya eşit. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani a artı 2x eksi 25 eşittir a artı x artı 15. A artı x artı 15 olacağından dolayı. Buradan a'lar nanay oldu mu? Oldu. X'i öbür tarafa attık. 2x'den x çıkınca x kaldı. X 25 de öbür tarafa artı 25 diye geçer. 15 ile 25'in toplamı da kaç yapıyor arkadaşlar? 40 mı yapıyor? Evet böylelikle cevabımız 40 yaptı. Yani ikinci sorunun cevabı denizli oldu gençler. Geldik 3'e. Şimdi x kenarlıklar var. Alfa ile beta kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm, ne yapacağız burada? Bir kere öncelikle bu beta ise burası da beta değil midir gençler? Evet. E sonra burası beta ise Aa hocam burada da bir ikiz kenarlık var. Gördüğünüz üzere. İkiz kenarda taban açıları birbirine eşittir. Yani beta ise buradaki açı da betadır. Eyvallah. E şimdi ne yapacağız? İki tane açıyı yan yana görünce dayanamam. Ne yaparım? İkisinin toplama bir dış açıya eşittir. Hemen burasıdır. Hocam burası 2 beta yaptı. A bu ikiz kenar aynı bu zamanda burası da 2 beta yaptı. Yani alfa neye eşit oldu? 2 betaya eşit oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız peki arkadaşlar? Bakın burada bir üçgen var. Bu üçgenin iç açıları toplamı 2, 4, 5. 5 tane betası 180 ise 180'i 5'e böldüğümüz zaman 0, 6, 2 ile çarp. 36 yaptı. E beta 36 ise beta yerine 36 yazınca alfada 2 tane 36'tan niye eşit oluyor? 72'ye eşit oluyor. Alfa artı beta isteniliyor bizden. Alfa artı beta. Alfa 72. Beta da 36 ise cevabımız kaç yapar o zaman? 108 yapar. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik dördüncü soruya. ABC x kenar üçgen. Hmm, bak sadece bunların eşitliğinden bir şey yapamıyorum gördüğünüz üzere. ABC de x kenar üçgen demiş. Yani AC ile BC'yi de birbirine eşit demiş. Arkadaşlar soruyu yapamadığınız zaman soruyu okuyun. Bak bu soruya gelenler bu soruyu okumadığınız için geldiniz belki. Hemen bu ikizkenarlı da gördünüz ya. Kendi, bir daha yaparsın kendin yaparsın yap bakalım. Neyse şu da bir x kenar üçgen. Eyvallah. O zaman ben bu x kenar üçgenin taban açısından başlayayım. Ben şuraya bir x dersem. Hocam şurası x ise eğer ne oldu? Burası x artı 33. O zaman burası da x artı 33 mi olacak arkadaşlar? Evet. Niye? Şu iki kenarda taban açıları bir burası bir de burası birbirine eşittir. x artı 33 ise burası da x artı 33'tür. E hocam burada da bir x kenar var. Buradaki x kenardan dolayı da x artı 33 ise bu açıda x artı 33 yapar. Ve dolayısıyla x artı 33 yani şuradaki üçgende arkadaşlar ne var? x x artı 33 x artı 33 x yani ne yapıyor o zaman arkadaşlar bunlar? 1 2 3 x artı 33 33 66 eşittir 180 yapmalı. 3 x buradan kaç yapıyor? 114 yapıyor. x de buradan 114 bölü 3 yapar arkadaşlar. 3 kere 3 9 Kaç kaldı? 24 kaldı. 3 kere 8 24 yaptı. O zaman 38 yaptı. X'i buradan 38 bulduk. Ama alfa isteniyor bizden. Alfa da arkadaşlar X artı 33 olduğundan X yerine 38 yazarsak eğer kaç yapıyor arkadaşlar? Cevap 71 yapıyor. Yani bu dördüncü sorunun cevap böylelikle Cehan oldu. Geldik. Beşinci soruya. Hocam ikiz kenar var. Tepe açısı da var. İkisi kenarın tepe açısı 100 dereceyse taban açısını nasıl buluyorduk? Kısaca 180'den 100 çıkart 80 bir de 2'ye böl 40 40 yapar burası. E hocam bu da bir ikizkenar üçgenmiş. E o zaman burada ikizkenar üçgense bunun da taban açıları birbirine eşittir. Hocam burası 40'sa burası da 40'tır. E burada bir üçgen var. İki iç açın toplam bir dış açı olduğundan dolayı 40 artı alfa eşittir 100 olacağından alfayı da buradan kaç buluruz? 100'den 40 çıkınca 60 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? Beşinci sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 6'ya. ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar. Hemen açıları yazalım kardeşim. 60, 60, 60. A hocam bu bir ikizkenar üçgen. Bu açılar birbirine eşit ve toplamları 60 ise bunlar 30, 30 oldu. Aynı şekilde bu da bir ikizkenar üçgen. Bu açılar da birbirine eşittir ve toplamları da 60 olduğunda bunlar da 30, 30 oldu. Şimdi bizden x isteniyor hocam x. Şu büyük üçgende değil mi? Evet büyük üçgende x'e bakacak olursak 30 var, 30 var ve x var. Büyük üçgenin açılarına bakacak olursak 30, 30 ve x'in toplamı kaç yapmalı? 180 yapmalı arkadaşlar. Evet, 180 yapmalı. Dolayısıyla buradan da x'ine geliyor arkadaşlar 120 derece olarak geliyor. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik son soru galiba son soruya. 3 eş kolu olan bir merdiven bak. 3 eş kolu olan bir merdiven. Bunlar birbirine eşitmiş. Bir ucu duvar üzerine gelecek biçimde zemin üzerinde konumlandığında oluşan açı ölçüleri şekildeki gibi veriliyor. Evet açı ölçüleri de bu şekilde verilmiş. A, E ve B üssü doğrusal olduğuna göre. A, E, B üssü doğrusal olduğuna göre. işte bizden x açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Hocam bunlar 3 tane eş kol mu? Evet şu 3 tane eş kolu şöyle göstereyim isterseniz. Hocam burası, burası ve burasının eş olmasını kullanacağız. Bunları ise hocam burası eşit, burası eşit ve burası da eşit diyeceğiz mi diyeceğiz. Aa hocam ne çıktı burada? İkiz kenar var. Bu arada 65 ise burada kaçı da kaç derece yapar tamamı? 65 yapar. E sonra ne yapacağız? Başka bir şey vermiş mi? 55 ve 65 var burada. Ben şurada kaçıyı da bulurum. Burada kaç komple ne yapar arkadaşlar? 55, 65 daha 120. 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 60 derece yapar. E ben x'i bulacağım x'i bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim x'i bulmam için şuradaki açıyı falan bulmam lazım. Ya da x'i bulmam için şuradaki açıyı falan bulmam lazım. Eyvah eyvah ne yapacağız burada? Bak dikkat et. Burada aslında daha dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. 60 derece var ve şunlar birbirine eşit. Hmm. Arkadaşlar bu 60 derece ve bunlar birbirine eşitse aklımıza ne gelmeli? Bak. 60'ın kollarında eşitlik varsa ya eşkenar üçgen gelmeli. Yani ben burada bir Hop şu üçgen oluşturacak olursam bak ne çıktı burada. 60 tepe açısı. İkiz kenar üçgen ya 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60 60 yaptı bu açının tamamı. E, bu bir eşkenar üçgen çıktı. Aynı zamanda şuradaki eşitliği de koy. E sonra ne olacak hocam? Bak. 65 65 iken şurada açıyı da yazmamışız biraz önce. Burası kaç yapar? 50 yapar. Bunu da bir yazalım. Bunu da yazınca şurada da üçgende bir şey var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada üçgen. Bu üçgen nasıl bir üçgen arkadaşlar? İkiz kenar üçgen çıktı mı şurada eşitliği yazınca? Evet. E hocam bu ikiz kenar üçgense o zaman tepe açısı da kaç derece bunun? Tepe açısı bakın burası. Kaç derece bunun tepe açısı? 110 derece. 180'den 110 çıkartırsak bak burası 110. 180'den 110 çıkartırsak 72'ye bölersem 35 35 oldu. E artık ben x'i bulabilirim. x ya 2 iç açının toplam bir dış açı dersin ya da 35 60 ve x'in toplamı 180 dersin hiç fark etmez. 50 ile 35'in toplamı x'e eşittir. 50 artı 35. 2 iç açının toplamı bir dış açıdan gittim. X de buradan kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 85 yaptı. Yani kaçıncı soru? 7. sorunun cevabı böylelikle balı kesir oldu arkadaşlar. Ve böylelikle bölüm 3'ü de 4, 3. bölüm testlerini bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. bölüm testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.